Ocak ayından bu yana bölgede yağış ve karların erimesiyle birlikte nehirlerde su seviyesi arttı. Tunca Nehri 14 metreküp bölü saniye akarken son yapılan ölçümlerde tam 32 metreküp bölü saniyeye ulaştı. Meriç Nehri'nde ise su seviyesi 364 metreküp bölü saniyeden 437 metreküp bölü saniyeye ulaştı. Nedir su seviyeleri arttı? Yağmur... Şu seme yukarıdaki yağmurların fazla olmasından dolayı barajların su seviyesinin yükselmesinden dolayı kapakları açtılar. Geçici bir süreçini akar. Hani birkaç gün sonra yeni seviye düşer. Barajdaki su seviyesi düştüğü zaman. Yani değişen bir şey yok. Evet. Su yükseleyim. Mesela şimdi burada su seviyesi yükseldiği zaman kuyularda da garaj tarafında hemen su yükseliyor, yani belli ediyor yeraltı suları. Bu da çiftçiye yarayacak. Ancak. Ama yazın su seviyesi düştü mü, kuyularda su düşüyor. Değişen bir şey olmuyor. Tam suyun lazım olduğu zaman çoğu zaman kuyularda su seviyesi düşüyor. Yeterli. Ne olması lazım peki? Abi baraj olması lazım. Yani suyu tutacaksın. Akma çekiyor. Bir aktığı zaman su hiçbir kıymeti yok. Abi bu sevindirici bir haber. Edirne bir tarım şehri olduğundan dolayı nehirlerimize sular azalmıştı. Bu yağan yağmurlar ve şu anda zaten hafif hafif kar yağıyor. Bu sevindirici bir haber. Yani çiftçimiz için iyi olacak. Nehirlerimize sular çoğalıyor. Normalde biraz daha aşağılardaydı. O şeylerin aşağısındaydı. Şimdi daha yukarıya çıkmış yani su. Evet, kemerlerde gözüküyor. Aynen abi, kemerlerde bayağı etkili bir yükseliş var. Abi Edirne'de kuraklık yaşanıyordu zaten nehirlerde. Yağmurla beraber, eriyen karlarla beraber su seviyesi de arttı. Yani bu çiftçilerimiz için iyi oldu. Mahsulde de daha çok verim alacaklar inşallah. Bakalım, kar da yağıyor şu an. İyi gelecek. İyi gelecek. Su seviyesindeki yükseliş nasıl? Su seviyesi geldiğimizde zaten daha alçaktaydı abi. Yani yağmurla beraber daha da yükseldi. Gözle görülüyor zaten. Nehirlerdeki su seviyesi önemli mi? Önemli abi. Neden yani önemli? Tarım için önemli. Yani önemli olduğunu düşünüyorum.